Ben ev hanımıydım. 2006 yılında eşimi kaybettim. Eşimi kaybetmemle beraber 5 yaşında bir oğlum vardı, 9 yaşında bir kızım vardı, 13 yaşında da bir kızım vardı. Bunları başkasına muhtaç etmemek için, bunların geleceğini sağlamak için dedim ben eşimin işine devam edeyim dedim. Hayvancılık yapıyorum, yem bayiliği yapıyorum, 3-4 tane fabrikanın bayiliğini yapıyorum. Evden çıkıp da iş hayatına atılmanın çok büyük yükümlülükleri var. Ama biz bunların Allah'ın izniyle hakkından geldik. Başardık. Daha da başaracağımız çok şeyler var. Allah herkesin önünü açsın. Kadın olarak ayakta durmak, kadın olarak mücadele etmek. Yani zor olan şeyi başarmak çok güzel bir şey. Ben bu işe başlarken hayvanın hasını bilmiyordum. Erkek mi, dişi mi onu bilmiyordum. Önlüğü çıkarttık. Ondan sonra bu işe giriştik. Yani başardık. Kadınların başaramayacağı iş yok. Kadınlar başarılıdırlar. Başarmak zorundadırlar. Kimseye muhtaç olmamak için. Eşin de olsa eşine bir yardımcı olman lazım. Eşinin işinden tutman lazım. Ama kadınların başaramayacağı iş yok Allah'ın izniyle. Yem bayisi olarak Konya'da bir başka kadın yok. Konya'da tek bayiyim ben. Aynı zamanda hayvan işi yapıyorum. İlk başladığım işe kadından hiç kimse yem almamış. Kadınla ticaret yapmamış. Doktor çok, avukat çok, başka işlerde çalışan çok kadın var. Ama benim işimi yapan yok. Ya insanlar önce dediler hani kadınla ticaret nasıl olur? İşte parayı ödeyemediğimiz zaman İşte sıkıntı mı olur? Nasıl işi bilmiyor? Yarın de batacak, bitecek, gidecek biz ne yapacağız? Diye çok güvensizlikler oldu ilk başlarda ama kadının bir duruşu var. Bu duruş çok önemlidir. 4-5 tane firmanın arasına girdim yani. İsmimi duyurdum. Türkiye'de ismimi duyurdum. Çok zorlandım. Sonunda mücadeleyle, mücadeleyle Rabbim önümüzü açtı. 2012-16 yılları arasında Türkiye'de en hızlı büyüyen 100 firmanın içine girdim. Ankara Top'tan bakanlarımızdan ödül aldım. Ticaret odasından ödül aldım. Böyle mücadelelerle gittik ama sonu güzel oldu. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Ben alımlarımı kendim yapıyorum, hayvan alımlarını. Kesimhaneye gidiyorum, kesimlerimi kendim yapıyorum. Gebedüve işi yapıyorum. Hayvanı küçükken alıyorum, gebeleştiriyorum, onları satıyorum. Zaman zaman süt sahamına girip çıkıyorum. Yurt dışından hayvan getirdim. Seviyorum işimi, sevmek lazım. Sevdin mi, koşturdun mu, Rabbim önünü açar. Her şekilde yolun, bahtın açık olur. Çocuklarımı büyüttüm bu arada. Büyük kızım veteriner hekim oldu. İkinci kızım gıda mühendisi, oğlum dış ticaret okudu. Onları hani gayem bu işe başlarken sadece istediğim onların rızkını temin edeyim. Kimseye muhtaç olmasınlar, evimin kirasını vereyim. Önümde bir aş olsun. Ama çabaladıktan sonra Allahü Teala öyle insanın önünü açıyor ki Mevlam istesin yeter. Sen de çabanı göstereceksin. Bir bakmışsın ki neler olmuş, neler olmuş. Çocuklar büyüdüler. Kendim artık adımlarımı güzel atmaya başladım. Ama bayağı bir emek çektim. Kadın çalışması için emek çekmesi gerekiyor. Erkek gibi işi kolay değil bizim sektörümüzde. Yem satmak için uğraştım. Müşteriyle ilgilendik. Geliyor, insanları ikna edeceksin. Yemin kalitesini anlatacaksın. Verimlerini göstereceksin. Çiftliğine gidiyorsun, rasyonunu yapıyorsun. İkna ediyorsun, satıyorsun. Akşama kadar burada koşturdun, indirdin, bindirdin, yükleme yaptın, elemanlarla uğraştın. Ondan sonra akşam oldu muydu saat 5-6? Doğru direkt çiftlik. Ne yapacaksın? Hayvanları kontrol edeceksin. Çobanları kontrol edeceksin. Hayvanların hastalığıyla, sağlığıyla ilgileneceksin. Ben saat 9'da işten çıkıp da çiftliğime gidip de evime ondan sonraki gece saat 10'da telefon geliyor, doğum başladı. Hadi koştur doğuma. Veterinerlerle beraber veteriner oldum. Yani çok mücadeleli bir zaman geçirdim. Elhamdülillah artık şimdi çocuklarımız büyüdü. İşte onlar da işin ucundan tutar oldu. Çocuklar çalışıyorlar dükkanda. Biraz biraz böyle ben farklı farklı işlere yöneldim. Hükümet yardımcı oldu.
Kamu bankaları destek verdi. Kadın girişimcilere destek veriyorlar yani. Kadın girişimcilerin desteklediği şekilde büyüdüm ben yani. Hani ufacıkken koskoca oldum. Daha şimdi koskoca saymıyoruz, daha da büyüyeceğiz. Hedeflerimiz var, yapacağımız işler var. Daha da büyüyeceğiz, daha da genişleyeceğiz, daha da vatana millete hayrımız olacak inşallah. İnsanlarla çalışıyoruz. Ben işimi çok seviyorum. Kimi insanlar desteklediler. İlk başta desteklemeyen insanlar dahi destek verdiler. Yani ben bu destekleri unutamam. İlk önce benim bu işe başlamamdaki sebep benim abim var. Arkamda durdu her zaman için. Destekledi. Çocuğumuzu, çoluğumuzu kimseye muhtaç etmedi. İnşallah bundan sonra da etmeyiz. Rabbim açsın önümüzü, herkesin önünü açsın. Yani bir benim, bir onun değil. Bütün kadınlar kimseye muhtaç olmasın. Ben hemcinslerimizi destekliyorum. Hani işte 3-5 ineği olan insanlara yardımcı oluyorum. Hem böyle maddi olarak hem manevi olarak destek veriyorum. Onlar nasıl yetiştirirler? Hayvan alın, hiçbir şey yapamazsanız tavuk alın. Bakın yumurtasını satın diyorum. Bir insan 5 tane inek olsa, 5 tane inek sağsa, yani evinin geçimini sağlar. Kadınlar çalışmalı, desteklenmeli. Hükümet de destekliyor. Kamu bankaları yardımcı oluyor kadın girişimcilere. Onun için yani boş durmak yok. Çalışacağız inşallah. Kiralık bir yerimiz vardı. Ufacık şöyle kare bir yer kiralık. Orada oturuyordum ben. Ondan sonra iş dönemini öğrenmek için. Yavaş yavaş hani hemen adım atıp da koşacağım diye bir durum yok. Yavaş yavaş her şey öyle hızlı olacak bir şekli yok. İşi öğrendikten sonra işte büyümeye başladım. Hayvanlarımı çoğalttım. Hayvan aldım, kestirdim, yurt dışından getirdim, yurt içinden topladım. Ondan sonra kesime götürdüm, işte süt sağımına başladım zaman zaman. Yemi büyüttüm, yanında kendim fason yem ürettiriyorum. Fason, arpa, filake, mısır filake ürettiriyorum. Yani yavaş yavaş, yavaş yavaş şimdi de daha inşallah daha güzel şeyler olacak. Mücadele ediyoruz. Niye? Kimseye muhtaç olmamak için. Çalışmamız gerekiyor. Hükümet de destekliyor. Kamu bankaları da yanında, kadın girişimcilerin yanında, KOSGEB yardımcı oluyor. Yani her bir şekilde insan kendi rızkını kendi kazanabilir. Hem kendine faydası var, hem etrafına var, hem çocuklarına var, hem de vatana millete harcıyorum. Ben vergi veriyorum. Sen çabala, yaradan önünü açar gider Allah'ın izniyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.